Herkese merhabalar, ben Caner. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir video yapacağız. Bir iPhone 6 telefonu geri dönüşüme katacağız ve yeniden kullanıma açacağız. Bu iPhone 6 eşimin eski telefonu ve bayağı zarar görmüş durumda. Home butonu yok. Ekranı kırık. Bataryası ölü durumda. Bunların hepsini bakıp gerekli parçaları sipariş edip ondan sonra da tamir işlemine geçeceğiz. Ben N11 üzerinden gerekli olabileceğini düşündüğüm parçaları siparişini verdim. Geldi. Tam başlayacaktım tamire ve şu oldu. Bakın bende tornavida seti yok ki. Tamir edemem ki ben bunu. Tabii biraz sinirlendim o an çünkü her zaman söylediğim gibi bir tornavida setine ihtiyacım vardı. Şimdi o tornavida set de elime ulaştı. Şimdi onları kullanarak bu cihazı tamir edeceğim. Ve eşime de sürpriz olmuş olacak bir nevi. Gerçi onun yeni telefonu var ama belki bunu satarız. Daha sonraki projelerde elimize fon olarak kullanırız bunu. Şimdi hadi videoya geçelim. Büyük bir tamir olacak şimdi. Önce telefonu sökmekle başlayacağız. Evet, bunları da test etmiş oluyoruz aynı zamanda. Şimdi şu yıldızı alalım. Yani bakın şöyle ölmüş durumda. Bunu test edeceğiz. Bunları da karıştırmamak için çok hassas davranmalıyım. Burada bir parça kırılmış. Evet, şu iki vidamızı ayırdık. Şimdi ilk işimiz şu ekranı bir sökelim. Okey, bu ekrandan kurtulduk. Şimdi pil de kötü duruyor. Bir pili sökeceğiz. Önce şu titreşim motorunu sökmemiz lazım. Bu titreşim motoru. Ya bakın, doğru ekipman olunca her şey ne kadar da kolay. Hemen onu da onun altına ekleyelim. Şimdi şunları sökerek batarya çok rahat bir şekilde çıkacak. Şimdi bakın. Bunu çektiğimiz anda ne kadar eğlenceli. Evet, kesinlikle buradan spatulalarla vesaire zorlamayın. Çok basit. Şunu söktüğünüz anda batarya zaten kendisi geliyor. Evet. Şurada bir parça daha kırılmış. Onu da alalım. Bataryamız geliyor. O yüzden şu batarya kapaklarını da sökelim. Evet.
bataryadan bu şekilde kurtulmuş olduk. Şu ekrana bir bakalım. Tabii satıcının dediğine göre önce bir test edin dedi. Onun için şu bataryamızı bir takalım. Tabii önce titreşim motorumuzu takalım. Şimdi bataryamızı takalım. Okey, şimdi bunu yap takalım yerine. Şimdi muhafazasını takalım. Okey, şimdi ekranı filmin hiçbir şeyini çıkarmadan test ediyorum. Ön kamerayı buraya aktaracağız. Sadece ekrana bakalım çalışıp çalışmadığına, sonra buradaki paneli ve ön kamerayı buraya ekleyeceğiz. Evet, bunu da taktık. Şimdi güç verelim bakayım. Evet. Ekran çalışıyor. Satıcıya teşekkürler. Okey. Şimdi bunu aktaracağız. Şimdi yeni ekranımıza bunu takıyoruz. Taktık. Şimdi home butonumuzu takalım. Yani bu dokunmatik çalışmayacak tabii ki. Sadece home butonu çalışacak. Onu bilmekte fayda var.
Şimdi şunun üzerindeki şu parçayı söktük. Yeni gelen ekranın üzerinde. Çünkü benimkinin üzerinde zaten var. Öncelikle bunu yerleştiriyoruz. Dön noktası var, oraya giriyor. Okey. Telefon da bunun üstünde. Kamera. Okey. Şimdi bunu takalım. Şu sağ taraftaki buraya. Sol taraftaki de bu. Okay. Bunda hem kamera var, hem kulaklık mikrofonu var, hem de sensör var. Kulağımıza getirdiğimizde ekran ışığı sönmesi için olan. Şimdi home butonunu taktık. Metal muhafızayı taktık. Gerekli yerleri taktık. Şimdi şunu kaldıralım. Tabii bunun da muhafızası yok. Kamerada oturdu gözüküyor yerine. Şimdi gelelim bunu takmaya. Arka muhafızası olmadığı için bu göçtü tabi. Görüntü olarak burada kalacak. Evet, şimdilik bu kadar. Home butonu kapağı olmadığı için böyle yarım bir iş oldu. Sonuçta bitirdik ve telefonumuz ekranı geldi. Pil yüzdesine bakalım. Pil sağlığı %100. Pilimiz değişti. Sağlıklı, güzel bir telefon oldu. Bizi izlemeye devam edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.